Herkese merhaba. Bugün yine haftanın sonuna doğru, hatta haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde, akşam üstünde, belki de telaşla şu anda ofisinizden çıkmaya çalışırken sizlerle yine birlikteyiz. Bu hafta iki tane, her hafta olduğu gibi iki tane canlı yayın yaptık. Dün yaptığımız canlı yayında sözünü verdiğimiz üzere bugün daha çok bu canlı yayında okul dışı ebeveyn tutumları, anne baba rolleri üzerinde biraz durmak ve bu konuda gelen soruların hepsini yanıt bulmak adına düşüncelerimizi, yem okullarındaki uygulamalarımızı, Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak bu süreçte anne babalarla yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz tecrübeleri ve izlenimleri paylaşacağız. Evet, belki de bu dönem en çok sormamız gereken sorulardan bir tanesi okul dışı ebeveyn tutumları ve rolleri. Gerçekten iki konunun üzerinde durmakta fayda var. Bunlardan bir tanesi çok hızla kentleşen ve bu kentleşme süreciyle birlikte geçmişte kendi yetiştiği dönemdeki büyüme dönemindeki alışkanlıklarını ve kendi kazandığı tutum ve becerilerin nereden kaynaklandığının çok farkında olmayan ebeveynlerin, anne babaların bugün kendi çocukları için çok haklı bir nedenle kaygılanıyor olsalar da bu kaygıların tetiklediği davranışlarla ve tutumlarla çocukların gelecek yaşamı üzerinde ciddi derecede sorun, problem oluşturabilecek tutumlar gösteriyor olmaları ve bir diğer başlık da bu kentli anne babaların özellikle her iki ebeveynin de çalıştığı, annenin ve babanın da çalıştığı ailelerdeki okula yaklaşım, okulla ilgili beklentiler ve bu beklentilere bağlı olarak da okula karşı sergiledikleri tutum ve davranışların çocukların okula olan yaklaşımı, çocukların okula karşı geliştirdikleri tutum ve davranışları ne kadar etkilediğini sanırım konuşmak gerekiyor. Bunun önemli bir boyut olduğunu düşünüyorum. İsterseniz aslında birinci konudan başlayalım. Şimdi bizim yıllardır elde ettiğimiz deneyimin üzerine Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nde pek çok anne babayla, pek çok öğretmenle ve okulla çalıştıktan sonra öncelikle bir çerçeve program, yani nasıl öğretiriz, öğrettiğimizi nasıl anlarız soruların cevabını verecek olan bir çerçeve program oluşturmak istedik. Önce bunun için yola çıktık, çalıştık. Burada yola çıkıp çalıştığımız sırada da birlikte çalıştığımız ailelerden yaptığımız gözlemler ve onlardan öğrendiğimiz çok şey oldu. Burada gördüğümüz kritik bir şey var ki gerçekten sizin hazırladığınız okul olarak veya eğitimciler olarak sunduğunuz her türlü çerçeve programın öğrettiğini nasıl anlarım sorusunun bir kısmında kesinlikle ebeveynlerle yakın ilişki ve veri paylaşımı karşılıklı yalın ve samimi bir iletişime ihtiyaç var. Bu noktada yine gözlemlediğimiz önemli bir şey. Okulun aslında bu süreçte tek başına beklenen bütün davranışları ve tutum becerileri kazandırmasını beklemek de okula ve eğitimcilere yapılmış büyük bir haksızlık aslında. Diğer yandan kentli anne babaların beklentilerine baktığımız zaman burada tabii şeyi çok söylemekte yarar var. Yani burada mesela sadece resmi okul veya sadece özel okul bağlamında söylemiyorum. Gerçekten her iki bağlamda da kentli anne babaların kendi adlarına şöyle bir duyguyla karşılaştıklarını görüyoruz. Herkes çok çalışıyor, çok yoğun çalışıyor ve doğal olarak şöyle de bir gerçeği var. Bizim plansız kentleşme, hızlı ve çabuk büyüme nedeniyle ne yazık ki bütün kentlerimizin, yani Anadolu'da bildiğimiz küçük kentlerde bile benzer sorunları yaşıyoruz. Kendi boyutunda, kendi ekosistemi içerisinde ulaşım, trafik, mesai saatleri ve benzeri ciddi bir yaşamsal problemi var bu ebeveynlerin. Yani sektörel olarak baktığımız zaman pek çok sektörün aslında
bugün çalışanlarının üzerinde de işte ciddi hedefler, performanslar ve bu hedeflere ve performanslara bağlı olarak gerçekten çalışanların kendisini bir cendere içinde hissettiği, çalışma ortamında tatminsizlik boyutlarının yaptığı işte kurduğu gönül bağının çok azaldığı pek çok 30'lu 40'lı yaşlarda ebeveynle karşılaşıyoruz ve bu da aslında bugünün dünyasını yarına taşırken sosyolojik olarak şirketlerin de belki bilim insanlarının da bütün hepsinin üzerine düşünüp yeni bir yaşam, yeni bir yaşam tarzı, yeni ilişkiler biçimini tarif etme ihtiyacının somut bir göstergesidir diye söylemekte fayda var. Öte yandan dönelim yine anne baba ve çocuk ilişkisine. Bunlar ebeveynlerin okul dışı tutumlarına iki şekilde yansıyor. Bunlardan bir tanesi ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili olan durumları duygularında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sürekli olarak çocuğuyla ilgili yeterince zaman ayıramamanın duygusal baskısını üzerinde hisseden ebeveynler çocuğuna karşı kendisini suçlu, sorumlu hissettiği için de iki uç noktaya gidebiliyor. Ya aşırı ödüllerle onunla geçirdiği kısa sürelerde sınırsız, kuralsız bir takım ilişkiler kurarak veya model olarak bütün bu boyutların içerisinde çocuğun esas gelişim yılları olan özellikle erken çocukluk yıllarında çocuktaki davranış ve tutum gelişimini gerçekten baltalayan ilişkiler kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu kentli anne babanın bu noktada kendi duygusal çöküntülerini, kendi duygusal hissettikleri duygular nedeniyle yaşadıkları pek çok sorumluluk duygusunu, yetişememe duygusunu çözmenin yolu olarak çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin sınırsız sorumsuz, hani sınırlı sorumlu kooperatifler SS diye hep ezanlardı. Sınırlı sorumlu değil, işte sınırlı sorumlu ebeveyn tutumları geliştirebilmek için ebeveynlerin de kendilerine bir bakmalarında fayda var. Bir diğer boyutu da şu, bir grup ebeveyn de şöyle yapıyor. Evet ya, yani hakikaten çok fazla çalışıyorum, çocuğuma ayırabilecek zamanım yok ama bunu yapıyorum ki ona da bu sayede şunları sağlayabiliyorum. Onu yapmazsam bunu sağlayamam gibi bir çelişki içerisinde iki uçta gidip geliyor. Bu yaşadığı iki uçta gidip gelirken de doğal olarak bu aslında bir suçu öteleme, yani yaşanılan duyguyu ötekileştirme, başkasına ait hale getirme, bir psikolojik oyun oynuyor aslında bu tip ebeveynler. Kendi zihinlerinde yaptıkları işin çok önemli olduğunu anlatarak kendilerinin bunu yapmaya devam edip çocuklarına ayırmadıkları zaman için suçluluklarını bu yolla ötelemiş oluyorlar, ötekileştirmiş hale getiriyorlar. Burada da şununla karşılaşıyoruz tabii. Burada çocuklara karşı ebeveynlerin daha az zaman ayırması, hak ettikleri ilgilenmeleri gereken zamanlar yerine kendi zihinlerinde oynadıkları psikoloji oyunlarla, haklı gerekçelerle ona zaman ayıramadığını düşünen ebeveynlerin çocuklarının ise farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Onlar tesadüfen geliştirdikleri çevrelerindeki başka yetişkinler, yakın çevrelerindeki başka yetişkinler veya diğer akranlarında gözlemledikleri tutum ve davranışları kendi üstlerine alarak modellemeye başlıyorlar. Ve tabii burada büyük ileriki yaşlarda çocuklarda çoğunlukla duygusal açlıkların, sevgi ihtiyaçlarının, ilişki kurma zorluklarının da özellikle bu grup çocuklarda gözlemlendiğini söyleyebiliriz. Peki ne yapmak lazım sorusunu, bir üçüncü noktayı söyleyip o ne yapmak lazım sorusunu da konuşmakta fayda var. Her iki durumdaki ebeveynlerin de yaptığı, birinci ve ikinci durumda örneklediğimiz her iki durumdaki ebeveynlerin de yaptığı önemli psikolojik oyunlardan bir tanesi de, kendi zihinleriyle kendilerine oynadıkları oyunlardan bir tanesi de şu ki, iyi de zaten biz çok yoğun çalışıyoruz, çok yoğun çalıştığımız için işte trafikte kalıyoruz, şu kadar saatimiz, zamanımız orada geçiyor, eve iş getiriyoruz. Bütün bunların hepsini yaparken tabii ki okulda bugün işte zamanında benim aldığım değil daha fazlasını bana verebilmeli. Dolayısıyla okulun akademik alanlar, sosyal duygusal alanlar, bütün
belki de anne baba ve ebeveyn tutumlarının da etkisi olan alanların tamamını okulun geliştirmesini bekliyoruz ki bu okula yapılmış bir haksızlık, eğitim sistemine yapılmış bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Çünkü bir çocuk yetişirken çok taraflı paydaşları var o çocuğun büyümesi sürecinde. Bunun en önemli iki bacağı tabii ki çekirdek ailede ebeveynler yani anne ve baba. Tabii ki aynı derecede önemli olan okul çağına gelip anaokulundan itibaren başlayan çocuklar için de öğretmenleri ve okulu önemli bacaklarıdır. Ancak bugünkü konuşmamızın da ana konusu olan okul dışı ebeveyn tutumlarında çocuğun okula karşı geliştirdiği tutumun temel kaynaklarından bir tanesinin de ebeveyn tutumları olduğunu unutmamak lazım. Burada modellerken ebeveynlerin özellikle kendi geçmişlerindeki okul hikayelerinin onlara şu anda sadece eğlenceli kısımlarının kaldığını unutmamak lazım. Ancak bir diğer gerçek de şöyle ki en iyi ihtimalle ebeveyn olarak yani 20'li yaşlarda çocuk olmuş hani çok erken olduğunu düşündüğüm yine bir yaş olarak düşünelim. 24-25 yaşında anne baba olmuş bir ebeveyn düşünelim. 3 yaşında 4 yaşında çocuğunu anaokuluna göndermeye başladığı zaman 27-28 hani 25 yaş ve üstünde gönderdiğini düşünelim. Bu işte 30 olur, 32 olur, 35 olur, büyüyerek gider orada. Şimdi bu çocukların büyüme sürecine baktığımız zaman da bu yaşlardaki bir ebeveynin önce şuna dikkat etmesi lazım. Sizin çocuğunuzla aranızdaki yaş farkı o kadar büyük ki yani 20 yıl bile varsa çocuğunuzla aranızda o 20 yıl önceki sizin yaşadıklarınızın bugünkü karşılığının çok da fazla olmadığını unutmamak lazım. Yani o günkü toplum yapısı, ilişkiler, yaşam biçimlerinin hepsinin arasında çok büyük fark var. Çok affedersiniz. O nedenle ebeveynlerin kendi geçmişlerinden taşıdıkları tutumlar ve başka örneklemeler yerine bugünün dünyasında çocukların gerçekten ihtiyacı olan davranış ve tutumları nasıl yakalarız sorusuna cevap bulmalarında fayda var. Bir de bir başka grup anneler var. Aslında onların da ortak olarak yaptığı anne ve babalar aslında ebeveynlerin her iki grubunda. Onların da yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi şu, okul dışı tutumlarda sosyal medya üzerinde çocuk yetiştirmek gibi de bir kaygılı bir grup da var. Sosyal medya üzerinde tabii Türkiye sosyal medyayı dünyada en çok kullanan ülkeler sıralamasında hep başlarda gelen ülkelerden bir tanesi. Hayatımızın her yerinde, her noktada sosyal medyayla bir takım şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Şöyle bir şey vardı, benim çocukluğumda büyüklerimiz yani dedelerim, anneannelerim, babaannelerim hatta babalarımız, annelerimizin de televizyonun olmadığı dönemden söz ediyorum. Daha çok radyoyla hayatımızın olduğu belli saatlerde yayın yapan radyoda işte belli saatlerde haber yayını yapılırdı. O saatler onların diliyle yani eski büyüklerimin diliyle ajans saatiydi. Hani ajansta dinledim. Onlar şöyle derlerdi hani ajansta dinledim. Dolayısıyla radyoda haberlerde duymuşsa o onlar için doğruydu. Yani referans noktası ajans söylediyse doğruydu orada. Bugün üzülerek söylüyorum ki bir grup anne babanın da sosyal medya üzerinde çocuk yetiştirmek gibi bir eğilimle sosyal medyadaki herhangi bir kanalda ona iyi gelen onun için onun o oynadığı psikolojik oyunlarının karşılığını bulabilen veya suçluluklarını, sorumluluklarını unuttuğu noktada hissettiği suçluluklar karşısında kendisini iyi hissetmesine sebep olacak bir takım gerekçeler bulduğu sosyal medya kanallarını çocuk yetiştirmek için doğrudan referans ve doğru bir referans olarak algılıyor olmaları. Sosyal medyada çocuk yetiştirmek çok tehlikeli bir şey gerçekten. Birkaç şeye çok dikkat etmek lazım. Bir taraftan kendimiz sosyal medyada var olarak ve günlerce saatler, günün belli saatlerinin çoğunu sosyal medyada, sosyal medyanın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Ancak sosyal medyada bu kadar zamanı modelledikten sonra çocuklarımızın da büyürken niye bu kadar dijital oluyorlar sorusunun cevabı herhalde zaten burada saklı. Dolayısıyla ebeveynlerin okul dışı ebeveyn tutumları arasında da sosyal medya üzerinden çocuklarına davranış uygulama seçmenin çok da tarifli bir şey olmadığını da söylemekte fayda var. Sıklıkla Halil Cibran'ın bir sözünü söylemeyi çok seviyorum gerçekten. Halil Cibran çok güzel bir söz söylemiş.
Kullanmadığın pek çok bilgiden kullanabildiğin az bilgi daha evladır diyor. Gerçekten sosyal medyaya maruz kalan ve sosyal medya ortamında çocuk yetiştirme noktasında ebeveyn tutumlarını belirleyen pek çok anne babanın gözlemliyorum. Kendi sosyal medya araçlarımızda da, yani hem şahsi hesaplarımda hem kurumsal hesaplarımızda gözlemleyebiliyorum. İnanılmaz görseller, sözler, inanılmaz paylaşımlar var. Evet, bu hoş, iyi, güzel, farkındalıkları var. Ancak bir bütünlüğü yok. Yani siz kimsiniz? Nasıl bir değeriniz var? Anne baba olarak ne olmak istiyorsunuz? Sizin ailenizin yaşam felsefesi ne? Sizin öncelikleriniz ne? Siz neyi bir değer olarak ortaya koymak istiyorsunuz? Örneğin sizin ailenizin yaşam felsefesi para kazanmak, kariyer yapmak, büyük ustalar yapmak, ki bu öyle olabilir. Aslında farkında olmadan ebeveynler olarak biz çocuklarımıza ailemizin yaşam felsefesini modelliyoruz. Dolayısıyla kimse şunu iddia edemez. Hani bu çocukta nasıl oldu kardeşim? Biz de hiç para pula değer vermezdik ama bizim çocuğumuz da sırf para pul konuşur oldu. Ya böyle bir gerçeği yok. Yani çocuğun özellikle 7 yaşına kadar önemli bir gelişim süreci, ancak 2-12 yaş en kritik eleştirel düşünme becerilerinin en zirvede geliştiği, en çok geliştiği dönem. Dolayısıyla bu dönem ebeveynlerin okul dışı zamanlarda çocuklarıyla birlikte geçirdikleri veya geçirdiklerini zannettikleri zamanların içerisinde sergiledikleri tutumlar aslında onların yaşamlarını belirleyecek olan tutumlardır. Belki evet, öğretmenler çok önemli, okul ekosistemi çok önemli ama asıl kritik noktanın da ebeveyn tutumları olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada hani şeyi de unutmamak lazım. Yani bugün ailede gözlemlenen pek çok şeyin çocuklara yansıdığını görüyoruz. Kayıtlar bize gösteriyor her şekilde. Dolayısıyla ebeveyn tutumları konusunda somut birkaç şey de söylemekte fayda var belki. Örneğin çok sıklıkla ebeveynlerle, anne ve babalarla çalıştığımız dönemlerde karşılaştığımız şeyler çok fazla var. Onlardan bir tanesi şu, zaman zaman şunu söylüyor. Hocam, ben çocuğumla, yani kızımı büyütürken ona çok zaman ayırmayı önemsiyorum. Onun için ben haftada en az 2 defa onunla film izliyorum. Ona zaman ayırıyorum. E güzel. Ne yapıyorsunuz? Film izliyorsunuz. Kaç dakika ortalama diyor? İşte 80 dakika, 90 dakika, 100 dakika, 110 dakika. İşte animasyon filmi izliyoruz. Onunla birlikte izliyoruz orada. Peki evet, güzel. Ya bunun iyi taraflarından bir tanesi şu. Birlikte eğlenmeyi, birlikte bir şey yapmayı sağlıyor. Duygusal bir bütünlüğü var. Ancak o geçirdiğiniz sürece sadece film izlemek. Aslında çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz etkileşimli zamanın süresini artırabilmek önemli. Dolayısıyla anne ve babalara, ebeveynlere belki de buradan en önemli tavsiyem şu ki günde en az 1,5 saatlik, özellikle 7 yaşına kadar olan çocuklarınızda, hatta 14-15 yaşına kadar devam etmenizde fayda var. Çünkü 14-15 yaşından sonra ilişkinizin boyutu değişmek zorunda. Ama 14-15 yaşına kadar çocuğunuzun büyüme aşamasında hangi işi yaparsanız yapın, ne kadar meşgul olursanız olun, hangi trafikten gider gelirseniz gelin, ya da bunu hayatınızı evinize ona göre mi ayarlayacaksınız, işinizi ebeveynlerden birisinin en azından yakınına göre mi ayarlayacaksınız? Ama eğer siz bir çocuk büyütmenin sorumluluğunu almışsanız, çocuğunuza günde 1,5 saat sizinle etkileşimli zaman geçirme fırsatı yaratmalısınız. Yarattığınız bu 1,5 saatlik etkileşimli zaman geçirmeden kastım film izlemek değil. Bu 1,5 saatin içerisinde seçtiğiniz konular içerisinde birbirinizle söyleşide bulunabiliyor musunuz? Söyleşide bulunuyorsanız bunun üzerinde sadece sizin fikirleriniz mi konuşuluyor, çocuğunuzun fikirleri bir değer olarak ortaya geliyor mu? Onun görüşlerinin üzerinden yeni şeyler üretebiliyor muyuz birlikte? Zaman zaman çocuğunuz büyürken en önemli şeylerden bir tanesi şu ki, özellikle bizim geleneksel aile yapısının içerisinden bu şehirli yeni kültürdeki anne baba rollerine doğru geçerken yaşadığımız önemli sıkıntılardan bir tanesi şu, bireyin yetişme noktasında kendi içsel motivasyonuyla yaşayan bir birey haline gelebilmesi için 14 yaşına kadar ev ve okul ekosisteminde buna uygun bir davranış tutum beceri geliştirmesi lazım. Bunu nasıl sağlar? Yetişkinlerin verdiği rol modeli olduğu davranış tutum ve becerilerle birlikte sağlar. Buradan içsel motivasyonun birinci bileşeni olan demokratik karar verme, daha doğrusu karar verme özelliğine bakmamız lazım. Ya yani bir bireyin içsel motivasyona sahip olabilmesi için öncelikle ihtiyaç duyduğu şey karar verme otonomisidir. Özetle
kendisi ve yaşadığı ekosistemle ilgili karar verme süreçlerinin içerisine ne kadar dahil olduğu ile ilgilidir. Şimdi zaman zaman bazı anne babalarda şunu görüyorum ki, aa biz çocuğumuza karar vermeyi öğretiyoruz. Her şeyi ona soruyoruz. Onu peki her şeyi ona soruyorsunuz, o ne istiyorsa onu yapıyorsanız eğer, karar verme özelliğini geliştirmek değil, aksine sınırsız ve sorumsuz bir şekilde yaşamasına fırsat veriyorsunuz demektir. Burada önemli olan şey, karar verme süreçlerinin belli periyotlarda kısmen yani bazı durumlarda tamamını o verebilir, bazı durumlarda tamamını siz verebilirsiniz, bazı durumlarda kararları paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla çocukla erken yaştan itibaren karar verme otonomisini geliştirmek zorundayız. Bu da yine neyle ilgili? Ebeveyn tutumlarıyla ilgili. Yani ebeveynlerin çocuğunun doğduğu andan itibaren bu süreçte onlara sergiledikleri tutumlar, seçtikleri roller gerçekten çocuklarımızın gelişiminde ve yaşamlarında çok belirleyici roller uygulayacak. Kitap okuma meselesi benzeri davranışlardan bir tanesi. Pek çok anne babayla buluşurken işte çocuğun kitap okusun istiyorum, bütün bunları yapabileyim istiyorum. Ve bunun da mesela şöyle suni şeyler diyor. İşte biz her akşam yarım saat televizyonu kapatıyoruz, herkes kitabını alıyor okuyor. Aynı şeye benziyor bu. İşte bizim okulda her sabah ilk 20 dakikayı okuma saati yapıyoruz. O saatlerde herkes kitabını çıkartıyor okuyor. Yani bu şekilde bir tutum geliştirmenin ya da okumayı sevdirmenin ihtimali yok. Yani bu çocukların üstünde görünüyor. Çünkü çocuklar şunu çok iyi anlıyorlar. Bu bir mış gibi yapma. Yani oyun oynuyoruz burada. Gerçek bir durum değil. Şunun daha çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman örneğin anne baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir çekirdek aileyi söz edelim. Ebeveynlerden bir tanesi çocuğuyla birlikte etkileşim kurmuş. Belki de oturmuş televizyonda birlikte bir şey izliyorlar ki bu mümkün olabilir. Ama ebeveynlerden diğer bir tanesi aynı anda televizyon belki de açıkken odanın başka bir köşesinde eğer kitap okumaya devam ediyorsa aslında bu çocuğun zihni için çok önemli bir mesajı oraya kodluyor demektir. Yani televizyon tek bir kaynak değildir. Başka kaynaklarda öğrenme, gelişme, benim için keyif alacağım şeyler olabilir. Çünkü ebeveynlerden bir tanesi bir taraftan televizyon açıkken kitap da okuyabiliyor. Kendi tercihini yapabiliyor. İki şeyi gösteriyor. Farklı tercihlere sahip olabilir insanlar. Aynı tercihleri yapmak zorunda değiller. İkincisi de kitap okumak da bir tercihtir. Zamandır okumak bir tercih meselesidir orada. Dolayısıyla yani kitap alışverişini nasıl yapıyorsunuz? Bunlarla kurduğunuz, bütün çocuklarınızla kurduğunuz kitap alışverişi sırasındaki ilişkilerinizin hepsi de aslında onun kitap okumasını belirleyici ebeveyn tutumlarından bir tanesidir. Bunun da sadece hani belli saatleri kitap saati yaparak falan kazandırılamayacağını düşünüyorum. Peki bir katılımcımız 0-18 yaş aile eğitim programı ve iki diğer kişi aile eğitim programları takip ediyor, onu sorarlar. Bir değerli dostumuz, her zamanki gibi çok doğru noktalara değiniyorsunuz. Teşekkür ediyorum İpek Hocam galiba. Şimdi burada tabii birkaç şeyi daha konuşmak lazım. Yani yine bu kentli ve bu yeni nüfusun anne babalarıyla ilgili söylemekte fayda var. Çocuklarımızla birlikte yaptığımız her türlü etkileşimli sürenin, birlikte geçirdiğimiz her türlü etkileşimli sürenin sahici olması çok önemli. Yani çocuğun kendi ekosisteminin içinden işler yapabilmeyi öğrenmesi lazım. Sürdürülebilir bir şeyler yapmayı öğrenmesi lazım. Bir de önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biz kendi okullarımızda maker yani üreten bireyler yetiştirmeye, öz yönetimli bireyler yetiştirmeye odaklanan BOEP programını kullanıyoruz. Anne babalar için de evde çocuklarla birlikte yapmalarını beklediğimiz bir takım görevler paylaşıyoruz orada. Burada tutum geliştirmek aslında derdimiz. Bu çağın en önemli sorunlarından bir tanesi tüketim kültürünün çok yüksek olması. Yine tüketim kültürünün kalıcı, yerleşik bir şekilde toplumsal yaşam biçimini değiştiriyor olmanın altında aslında ebeveyn tutumları var. Yani bunlar mesela tüketim kültürüyle ilgili kimse oturup da eğitimcileri, eğitimi veya okul sistemini, eğitim sistemini falan eleştirmesine gerek yok. Aslında bugün pek çok farkındalığı yüksek insanın negatif eleştiri anlamında eleştirel olarak yüksek sesle söylemeye başladığı, bu kadar çok tüketici bir toplum haline geldik eleştirisinin altında yatan temel faktörün ben
anne baba tutumlarında, ebeveyn tutumlarında saklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızla ve ısrarla özellikle son 15-20 yılda işte AVM'lerin içerisinde yerleşmiş olan, onun dışında bir etkileşim kültürü yaratmayan bu kültüre hiçbir çocuk kendi kendine alışmadı. Yani sürekli alışveriş yapsın, alsın, tüketsin, bir defa kullansın. Anne babaların burada ebeveyn rolleri olarak rollerini seçmesi lazım. Biz anne babaların bir kere en önemli rollerinden bir tanesi üretimi çocuklarımıza öğretiyor olmamız lazım. Çünkü çocuklarımız aslında doğaları gereği bu hayata geldikleri andan itibaren merak duygusuyla birlikte geliyorlar ve sürekli soru sorarak öğreniyorlar. Dolayısıyla merak duygusunun olduğu erken çocukluk dönemlerinde ebeveynlerin onlara üretim yaparak, modelleyerek birlikte üretmeleri gerekiyor. Yani birlikte ne zaman acaba kağıt katladınız? Birlikte çocuklarınızla kağıt gemi yaptınız mı? Küçücük bir tencerenin içerisinde, leğenin içerisinde, evinizde birlikte çocuğunuzla yaptığınız kağıt gemilerinizi yarıştırdınız mı? Yani bütün bunların hepsini aslında çok küçücük örnekler olarak veriyorum. Kısacası hayatın hepsinin dışarıdan satın alınarak yapılan malzemelerle değil, evimizde sahip olduğumuz araçlarla çocuklarımızla birlikte üretim yapmaya başladığımız anda erken yaştan itibaren bunu. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir sevgili dostumun çok güzel bir paylaşımı oldu, bir anekdotu oldu kızının büyüme süreciyle ilgili. İsmini de verebilirim mesela, sevgili Bager Akbay. Bager'le paylaşırken şunu konuştuk orada. Aslında bütün mesele galiba çocuklarımızın doğayı ve yaşadığı alanı anlamak için ve üretim kültürüne sahip olmaları için onların aslında etraflarında olan biten ya da nesnelerin, malzemelerin cinsini anlamalarını sağlamak. İşte bir gün elime bir grup eski mermer parçalarının olduğu bir katalog geçti dedi Bager. Ben de her gün bir tanesini kızının masalın odasına bırakıp bugün işte bu nedir, neye benziyor, istediğin ne yapabilirsin sorularıyla birkaç gün boyunca bunu konuştuk. Her gün her farklı mermerle başka bir şey yaptı. Sonra hep birlikte bir araya getirebilsek ne olur? Bunu delebilir miyiz? Parçalayabilir miyiz? Neye dönüştürürüz? Dolayısıyla aslında üretim kültürü anne babaların rollerini nasıl benimsedikleriyle ilgili. Bir an önce bir film izleyelim, beraber mısır yiyelim, şunları yapalım dediğimiz zaman o zaman tüketim kültürüne hizmet etmeye devam eden bir ebeveyn rolü oynuyoruz. Dolayısıyla etkileşimli, birlikte ürettiğimiz, belki birlikte resim yaptığımız, resim yapmayı da tabii hadi sen yap bakalım ben de ne olur falan da değil. Gerçekten çekinmeden bunlarla birlikte yaptığımız ama bunu çocukların okulu istiyor diye değil, gerçekten keyif aldığı aktiviteler haline dönüştürebilmiş, birlikte yaşamayı, ekmeyi, dikmeyi, bunların hepsini üretim kültürünün içerisinde beraber yapmayı belirleyen ebeveynlerin çocuklarının da daha öz yönetimli, duygularını yönetebilen, kendi yaşamları ve farkındalıkları daha yüksek bireyler haline geldiklerini görüyoruz. Kısacası aslında bugünün özeti şunu söylemekte fayda var. Kentli ve yeni bir yaşama doğru gidiyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Trafikte çok sıkıntılar çekiyoruz. Ancak bizim birinci sorumluluklarımızdan bir tanesi ebeveyn olarak okul dışı tutumlarımız ve bu oynadığımız psikolojik oyunlarla çocuklarımızın hayatını tek başına seçtiğimiz okullar veya da öğretmenler belirlemiyorlar. Elbette her çocuk için yani başına çok güzel bir söz vardır. Küçük bir çocuğun başına gelebilecek en güzel bir şey hayattaki mucize onun iyi bir öğretmenle karşılaşmasıdır. Elbette öğretmenler önemli ve değerlidir. Ancak ebeveynler, anne babaların tutumları ve seçtikleri roller aslında çocukların üzerindeki hayati belirleyicidir. Okul dışı tutumlar konusunda ebeveynlerin biraz daha çok çalışarak, anne babanın bu konu üzerinde konuşarak, mış gibi değil, gerçekten yaşamlarının içine yerleştirdikleri değerleri sergiledikleri durumda çocukların aynı değerlere sahip bireyler olarak yetiştiklerini görecekler. Dolayısıyla böyle okullarda değerler eğitimi falan gibi bir şey yaparak çocuğunuza değerleri öğretmesini hiçbir okuldan beklemeyin. Bunu yapabileceğini iddia eden okullara da inanmıyorum. Çünkü değerleri olmayan okulda değerler eğitimi olmaz. Değer dediğiniz şey yaşadığınız ekosistemin içerisinde bir inanca bağlı olarak gelişir. Dolayısıyla burada da sizin modellemeniz lazım. Dolayısıyla anne babaların da kendi seçtikleri
roller aslında çocukların bütün hayatlarını belirleyecek olan, onları kişi, birey haline getirecek olan değerleri seçmelerine yardımcı olacak. Bu değerler için de anne babaların buna biraz zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Edward de Bono, bugünü sohbeti onunla bitirmek istiyorum. Sanırım bir takım kitapçılarda da yaratıcılık üzerine çalışan çok değerli bir bilim insanı. Edward de Bono, Malta asıllı, İngiltere'de bir okul, üniversitede hocalık yapmakta olan çok değerli bir bilim insanı. Bir takım yaratıcılığı geliştirici oyunlar tasarladığı kart oyunları ve benzeri de sanıyorum bazı kitapçılarda Türkiye'de çevrilmiş olarak var. Onun birkaç yıl önce çıkan bir kitabı var. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Age Plus A New Religion diye. Ondan alıntıyla bitirmek istiyorum. Aslında o şunu söylüyor. Diyor ki ister ailenizde, ister evinizde, işte ister işinizde, isterseniz okulunuzda eğer bu 5 tane haşı bulamazsanız o zaman sizde bir şeyler eksik demektir diyor. Bu 5 tane haştan birincisi, yani İngilizceden söylediğim için mecburen İngilizceden tercüme ediyorum. Health diyor ve yani sağlık. Özellikle de ruhsal sağlıktan söz ediyor, psikolojik sağlıktan söz ediyor. Ailenizin ruhsal sağlığı iyi değilse sizin bir tarafınız eksik demektir. Bunun için lütfen tekrar bakın diyor. İkinci haşsa help, yardım. Bunun için ben şöyle bir örnek vermeyi çok seviyorum. Farklı yaş gruplarında elbette farklı şekillerde gözlemlenir ama düşünün ki siz evinize geldiniz, kapıdan girerken ellerinizde birkaç tane torba var. Sizin çocuğunuz kapıyı size açtı. Kapıyı size açtıktan sonra da sırtını dönüp gitti. Elinizdeki torbalardan hiçbirisini almadı. O zaman bir sıkıntınız var demektir. Help koşulsuz birbirine yardım etme duygusundan söz ediyor aslında. Dolayısıyla insanın insana yardım etmesi duygusu bir değer olarak dışarıda yetişmiyor. Ailede yerleşmesi gerekiyor. Psikolojik sağlık, koşulsuz yardım ve yine çok önemli olanlardan bir tanesi de bunların arasında söylemeden bitirmek istemiyorum. Humor yani mizah. Bugünkü sohbetin sonunu söyleyeyim. Çocuğunuzla en son delicesine kahkaha attığınız, birbirinizle espri yapabildiğiniz, o anda birlikte olmaktan keyif aldığınız sürelerin bütününü düşünün isterseniz. Gerçekten çocuğunuzla eğlenmekten, çocuğunuzla mizah yapmaktan, çocuğunuzla espri yapmaktan, onunla delicesine kahkaha atmaktan eğer yorulmuyorsanız, gerçekten ebeveyn tutumlarınızı yeniden gözden geçirin demekte fayda var. Burada bu çocukların yaşamsal başarıya değil, sürdürülebilir ve mutlu bir yaşama odaklanmalarını istiyorsak, kendileri olmalarını istiyorsak, bizim istediğimiz değil kendileri olmalarını istiyorsak, onlara gerçekten rol model olmak gerekiyor. Ebeveyn tutumlarımıza, özellikle okul dışı ebeveyn tutumlarımıza dikkat etmek gerekiyor. Ve altını çizerek de bir şey söylemek gerekiyor. Galiba biz biraz bu dönemde okula fazlaca anlam yüklüyoruz. Okula yüklediğimiz anlamın daha büyüğünü aslında ebeveynler olarak evde kendimize yüklemek zorundayız. Yani bütün bunların bugün konuştuğumuz konuları hiçbir okul çözemez. Bu konuştuğumuz konuları çözecek olan ebeveynlerin kendi tutumları ve davranışlarıdır. Herkese katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Başta anne babalara, yani ebeveynlere, eğitimci veya değil, tüm ebeveynlere seslenmekte fayda var. Okula gereğinden fazla anlam yükleyerek çocuğun hayatının tamamını okulun değiştirdiğini düşünmekten önce kendimize daha fazla anlam yükleyerek çocuğumuzla ilgili ekosistemi ve bizim nasıl roller seçtiğimiz rolleri kendi yaşam alanımızda nasıl modellediğimizi tekrar gözden geçirip çocuğumuzla keyif aldığımız bir hayat yaşamak istiyorsak bunu yeniden belki değerlendirmekte fayda var. Evet, bir solukta bitiyor gerçekten. Yarım saatlik yayınlar diyoruz ama hakikaten yarım saat bazen başladığı gibi geçiyor. Tek bir konunun içinde geçiyor. Bazen dinlemesi zor olur belki de yarım saatin ama ben başladığım gibi bitiriyorum. Dünkü yayında söylediğim gibi önümüzdeki hafta farklı konuklar da yine canlı yayınlarımızda olacak.
Şimdi canlı olarak katılan, daha sonra kayıttan izleyecek olan tüm ebeveynlere çocuklarınızla bol eğlendiğiniz, keyif aldığınız mutlu bir yaşam diliyorum. Yom okullarına sor hashtag ile sorun, yanıtlamaya devam edelim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı hepimizin kutluyorum. Bu ülkeyi, Cumhuriyeti bize emanet eden, bugünlere gelmemizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm bu ülkeyi kurtaran, bu ülkenin şehitlerine, gazilerine hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bayram gençlerin bayramı olduğu kadar Cumhuriyeti, Atatürk'ü anmak, bize bu günleri görmemizi, bu kadar karmaşık bir dünyada bugünü anlamamızı sağlayacak sözlerle, eserlerle bıraktıkları için Cumhuriyetimize sahip çıkmayı, Atatürk'ü anlamayı ve 19 Mayıs bayramını hep birlikte kutlamayı öneriyorum. Fener alaylarıyla, keyifle, sevgiyle, yom okulları olarak, Kayhan Karlı olarak 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Hoşçakalınız.